teşekkür ederim. Efendim, bu gecenin bizim için bir kere hepiniz bir kere hoş geldiniz, sefa geldiniz. Güzel ülkenin, güzel insanları, burayı aydınlatıyorsunuz. Her zaman bu ülkenin insanı dünyadaki insanlardan çok farklıdır. Bu ülkenin insanların ışığı var. Düşeni kaldıran, ekmeğini paylaşan insanlardan oluşur. Onun için dünyanın neresine gitseniz gidin, sizden daha iyisi, daha güzeli ve ülkesini daha çok seveni yoktur. Onun için sizinle olmak ve size hizmet etmek her zaman beni onurlandırdı ve gururlandırdı. Bu onur ve gurur, bu düşünce, bu felsefe bizi buralara getirdi. Tabii buralara gelirken hayatımızda çok önemli insanlar oldu. Onlardan biri sevgili kardeşim Ayşe'nin, yani Ayşe'nin babası Ahmet Dervişoğlu. Şimdi onu lütfen rica ediyorum. Ufak geçiyorum, babaya bırakıyorum. Evet, Ahmet abi 50 yıl mı diye, 40 yıl mı? Sen onu bana bırak. Ben senden daha zekiyim, daha akıllıyım, hala kafam yerinde diyor. Öyle diyorsun abi. Bu anlam çıkmaz mı hanımefendiler, beyefendiler? Öyle dedi abi. Hayır. Ben de buna katılıyorum. Hayır, yaşımı sordu. Bana hep soruyorlar kaç yaşındasın diye. Ben de 81 diyorum. Bir bakıyorlar, hiç göstermiyorsun diyorlar. E iyi bir şey olsa göstereyim, ne göstereceğim diyorum. Öyle geçiştiriyorlar. Şimdi evet. İşte 50 yıl önce, tabii ben 53 yıldan beri kasaplık yapıyorum. Ahmet abiyle de 40 yıllarında tanıştık. Biz o zamanlar etleri sel dolapların arkasında satıyorduk. Yani dükkanın arkasında kesiyor, önünde satıyorduk. Buzdolabı falan yoktu. O süreci atlattık. O süreci hemen atlattıktan sonra hayatımıza bu adamlar girdi. Yepyeni dolaplarla, efsane dolaplarla, dünya dolaplarıyla bizi tanıştırdılar. Ve bizim kasaplıktaki ilk kırılma noktamızı bize yarattılar ve yaşattılar. Onun için onlara ne kadar az teşekkür etsem azdır. Ahmet abi, Kemal abi, İsa abi. Üç ortaktılar. Ben hep Ahmet abiyi tanıdım. Onlara çok fazla hukukum olmadı. Onlara da buradan selam olsun. Ama emin olun ve inanın ki Türkiye'deki buzdolapçılığı bugünkü haline getirmenin sebebi ve nedeni bu gördüğünüz güzel adamdır. Ona sonsuz teşekkür ediyorum. Sektörüm adına diyor ve bu geceyi sizlerle hep beraber bir araya getirip bizleri buluşturduğu için bu güzel kıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu çocuktu o zaman, bebekti bu. Bu bebekti. Ayşe bebekti Ayşe. Ayşe bebekti. Ayşe bebekti. Bebek. Ayşe'ye kocaman bir alkış. Buyur Ahmet abi. Gözler. Özür dilerim. Uzattım biraz galiba. Buyur abi. Sevgili dostlar. Misafirlerimiz. Çok yerde öyle veya böyle amatör olarak konuştum ama bu kadar güzel hanımın, bu kadar yakışıklı beyefendinin, bu kadar güzel işler yapan, harika sanatları icra eden kişilerin karşısında ilk sefer konuşuyorum. Ayşem ile üniversiteye girecekti. Ayşe dedim, ne olur bir mimarlık yazsana dedim. Yok baba, ben de elektronik yazacağım. Ne olur yaz falan dedim ve Ayşe beni kırmadı. Ayşe mimarlığı yazdı ve Mimar Sinan Üniversitesi'ne girdi. Mimar Sinan Üniversitesi'nden çıkarken sevgili eşim, burada hürmetle kendini selamlıyorum. Bizim bu güzellikleri bize sebep olmuştur. Evvela bir hanıma bir alkışlayacağım ben ama siz katılır mısınız? Katılmaz mısınız? Bilmiyorum. Böyle oturuyorduk. Ayşe'ye diplomasını veriyorlardı. Ve Ayşe'ye diplomayı uzatırken hoca dedi ki, böyle bir talebe üniversitemize 30 senede bir geliydi geçerdi. Ve biz müthiş gururlanmıştık. Hakikaten geldi. Nereye geçtiğini hepimiz görüyoruz. Ben
de babası olarak çok övünüyorum. Cüneyt Bey'in anlattıklarının hepsi gerçekten yetiştirilmiştir. Bizden gelmiştir. Hiçbir abartma yoktur. Bu arada yine burada olsaydı iyi olurdu. Sevgili ortağım İsa'ya da saygı, sevgi sunuyorum. Ortağımda diğer Amerika, Almanya'da Kemal'e de saygı duyuyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Bizler de bu grubu iyi ki buralara getirdiğiniz, sizler getirdiniz. Bunu çok iyi biliyorum. Ben de mikrofonu alırken illa tut da ray istemem derim, naz ederim ama bırakın ben de naz ederim. O yüzden diyorum ki bütün dostlarımıza, Engin Bey'e, başta Cüneyt abimize, diğer Ufuk Bey'e, Ufuk Bey'in babasına, hanıma, çocuğuna, çocuğuna, Göze'yi buralara getiren ve Göze bütün hizmetlerini sunan sevgili gelinime, oğluma, namlı gurmeye, efendim Necip Beylere, yani ben çok kimseler vardı burada ama biraz heyecandan konuşamıyorum. O zaman bir paramız pulumuz da çok bir şey yok yani. Yani para verdik mi, vermedik mi, ne kadarını aldılar, ne kadarını almadılar onu bilmiyorum. Doğrusu bilmiyoruz da ama Ahmet abiye bir sorayım. Ahmet abi borcumuz kaldı mı? Bizim sizden helallik almamız lazım. Hele de Nimet Bey'den. Nimet burada, Bey. burada. Evet, ondan abi, helallik almamız lazım. Abi, Ahmet abi seni istiyor, Ahmet abi. Ahmet abi seni istiyor, gel. Helallik almamız lazım. Çok çok özür dilerim, sizi ayakta tutuyoruz ama paylaştığımız şeyleri, yani tanık olmuş olsaydınız, inanın böyle ayakta kaldığınız için bize kızmazdınız yani. Ya zaten, ne olur kızmayın, zaten oturacak yer yok. Cüneyt, ne olur kızmayın ya. Abi geliyor mu? Cüneyt üzülme. O da gelmiyormuş zaten. Sizi duydu. Sizi duydu zaten. Gelmiyormuş galiba. Efendim tekrar teşekkür ediyoruz. Bize bana katlandığınız için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ev sahibine bir kere daha teşekkür ederim. Size bırakıyorum. İyi ki varsın. Take so. İyi ki varsın. Take so.